Kemal Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum Burak Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkürler. Burada biraz saat geç oldu. Burada saat 10 ama Kanada'da Evet, bizde saat daha 3 şu anda. tam iş saatindeymiş sizde. Doğru, Çok evet. çok yormadan biz sizlere Kanada ile ilgili merak ettiğimiz soruları soralım. Biraz bilgi alalım istedik sizlerden. Tabii ki de. Çünkü çok fazla Kanada ile ilgili sıkıntı sorun var. Yani hem gümrükle ilgili hem ara depo ile ilgili sıkıntılar çok fazla. Yani çok çok fazla kişi ürün göndermeye korkuyor hala. Ürün gönderemiyor. Biz de sizleri tanıyalım. Zaten ben uzun zamandır size çalışıyorum ama hani bilmeyenler için söylemek istedim. Biz Kemal Bey'le yaklaşık 1,5 yıldır zaten çalışma içerisindeyiz. Hem ara depo olarak hem kargo olarak. Hatta geçiremediğimiz gümrükten çoğu kişinin geçiremediği malları bile Kemal Bey sağ olsun kendisi geçirdi, bize çok yardımcı oldu. Ben de herkes bilgilensin istedim. Bu konuda nasıl bir hizmet veriyorsunuz da bunları duymak istedik. Siz biraz isterseniz kendinizden ve firmanızdan bahsedin, ben dinleyeyim sizleri. Tabii teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sağ ol. Şimdi biz ismim Kemal Yeniçeri. Ben yaklaşık 10 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Biz 2 yıl önce Kanada'da ilk ara depomuzu açtık. Ontario, Toronto'da. Yaklaşık 2 senedir burada hizmet veriyoruz. Onun haricinde 1,5 senedir de Amerika'da Buffalo'da ilk depomuzu açtık. Daha sonra Amerika tarafında operasyonlarımızı iyi bir seviyeye getirdik. Şu anda Rochester'da, New York eyaletinde, Rochester'da yaklaşık oradaki 20 bin square foot depolama alanımız mevcut. Son olarak da son geçtiğimiz 2 ay önce Türkiye'de İstanbul'da 3. şubemizi açtık. Tabii biz neler yapıyoruz, ne yapıyoruz? Her ülkede depolama alanında farklı iş modelleri var. Kanada'da yapmış olduğumuz iş modelleri var. Kanada'da dropshipping yapanlar, retail arbitraj yapanlar, B2B yapanlar ve bu kapsamda depolama hizmeti isteyen insanlar var. Bu Kanada içerisinde bu hizmetleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Amerika'daki depomuzda da öyle. Türkiye'den gelen malları karşılıyoruz. FBA gönderimleri yapıyoruz. FBA gönderimlerini Avustralya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika içerisine ve birçok ülkeye gönderim mevcut şu anda. Onun hali hazırda yanı sıra dropshipping gönderimleri yapıyoruz. İade süreçleri var. Genel olarak bildiğiniz hizmetleri veriyoruz. Şu anda da Türkiye'de sonuncu depomuzu açtık. Türkiye'de fulfillment hizmetine henüz başlamadık. Sadece kargo gönderim hizmeti veriyoruz. Bunu da aslında şu yüzden çok istedim. Şimdi özellikle Kanada tarafında herkesin bildiği gibi ürün göndermekten çok çekiniyorlardı. İşte gümrükte çok malları kalmıştı. Açıkçası biz artık zaten telefonlara yetişemiyoruz. Herkesin işini maalesef alamadık yani bilerek yetişemiyoruz. Çünkü gümrük süreçleri bizi de çok yoruyor. İnsanların işte malları kalıyor, ürünleri kalıyor. Herkesin bazı belgeleri olmayabiliyor falan vesaire. Biz bunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşünürken en son Türkiye şubemizi açtık. Şu anda Türkiye'de ağırlıklı olarak Kanada'ya ve Amerika'ya kargo gönderimi sağlıyoruz. Bunun da genelde insanlar gönderenler, eskiden gönderenler de bilir. Şu anda Kanada gümrüğünde çok sıkı denetimler oluyor. NRI numaranız özellikle yoksa ürün geçirmeniz inanın mümkün değil diyebilirim. Bu numarayı herkes nasıl alacağını maalesef bilemiyor. Prosesler o kadar fazla uzun sürebiliyor ki. Yani dolayısıyla gümrükten mallar geri Türkiye'ye dönebiliyor falan vesaire. Siz de bu konuya hakimsiniz. Sizin de başınıza daha önce çok geldi. Ama şu anda biz ne yapıyoruz? Şunu söylüyoruz. Türkiye'den özellikle Kanada'ya ürün gönderdiğinizde NRI numaranız yoksa bu hizmeti size veriyoruz. Bunları sağlıyoruz. Ürünlerinizi Kanada'ya rahat bir şekilde getirmenizi destekliyoruz ve getiriyoruz. Dolayısıyla Kanada'da da artık satış yapmak kolay bir hale geliyor. Gümrük nedenlerinden aşınıldığı için daha iyi bir hale geliyor. Yapmış olduğumuz hizmetler şu anda bunlar.
Bakalım bundan sonra da inşallah bu şekilde operasyonlarımızı büyüterek devam etmeyi hedefliyoruz. O zaman yani siz Türkiye'den mesela arbitraj olur, private label olur. Kanada'ya ürün göndermek, direkt Kanada Amazon deposuna ürün göndermek isteyenleri hem ürünlerini, kolilerini toplayıp hem buradan kargolamasını yapıp gümrükten geçecek bir şekilde Kanada'daki Amazon deposuna direkt teslimat yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Biraz daha açayım. Türkiye deposunu açıyoruz şu anda. Türkiye'den şimdi bizim her ayın 15'inde deniz yoluyla konteynerimiz geliyor. Yani buradaki konteynerimiz dolu olsun, boş olsun hiç önemli değil. Ayın 12'sine kadar alım kabul ediyoruz. 3 gün süre içerisinde evraklarını tamamlıyoruz. Ondan sonra direkt yola çıkıyor. Yaklaşık 31 günün sonunda da bu ürün bizim depomuzda oluyor Kanada'da. Buraya yüzdesi ve üzeri olan kolilerimizi bizim depo İstanbul'da topluyoruz, konteynerliyoruz, buraya getiriyoruz. Buradan da istediğiniz yere gönderim sağlayabilirsiniz. Bu hizmeti veriyoruz deniz yoluyla. Onun yanı sıra hava yoluyla Express Saver olarak da hizmet daha veriyoruz. Burada UPS'i aracı olarak kullanıyoruz. Burada isterseniz direkt olarak Amazon'a çıkış yapabilirsiniz. Eğer Etsy, eBay, Shopify ve diğer platformlarda satış yapıyorsanız bizim Kanada depomuza ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Kanada'daki depomuzda fulfillment hizmeti veriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Sizin ürünleri karşılıyoruz, depoluyoruz. Satış hesaplarınızı Amazon olabilir, dediğim gibi Shopify vesaire olabilir. Bunları bizim sistemimize, yazılımımıza entegre ediyorsunuz. Ve burada satış yaptığınız zaman biz sizin yerinize uygun kargo fiyatlarıyla son alıcıya, müşteriye götürebiliyoruz. Bu hizmeti aynı anda hem Kanada'da hem Amerika'da veriyoruz. Ama bu ürünler Türkiye'den geliyorsa, bunun yanı sıra bu ürünleri Türkiye'den de istediğiniz şekilde getirebilirsiniz. Deniz yolu da olabilir, hava yolu da olabilir. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Anladım. Peki Çin'den böyle bir hizmet var mı? Yani mesela Çin'den bizim şu an sattığımız private label ürünlerimiz var. Amerika'da satıyoruz bunları. Çin'den uçak yolu ya da gemi yoluyla ürün Kanada'ya geldiği zaman bu tarafta nasıl bir yolu izleyebiliriz ya da siz nasıl bir yolu izliyorsunuz? Biz hani burada garanti bir yolu izlemek istiyoruz. Yani mesela direkt Çin'den Kanada sizin depoya mı inmesi lazım yoksa direkt Amazon deposuna teslimat yapılabilir mi? Şimdi şöyle, aslında Çin'den bazı arkadaşlar var, direkt Amazon depolarına da gönderebiliyorlar. Bazı firmalar var, ara depoya çekiyorlar. Aslında bu sizin nasıl göndereceğinizle alakalı bir durum. Şimdi konteyner olarak gönderiyorsanız, konteynerin içerisine palet çok karlı olmuyor. Dökme koymanız lazım. Evet. Dökme olduğu için de bu malın ara depoya gelmiş olması. Bu mal ara depoya geldikten sonra konteyner boşaltma, paletleme, bu durumu, bu elleşleme işlemlerini, süreçlerini birlikte hallediyoruz, bitiriyoruz. Ondan sonra zaten Amazon'un bazı kuralları da var. Amazon örnek veriyorum, bir 20'lik bir konteyner geliyorsa, bu konteynerde yaklaşık 11 palet oluyor ve bunların hepsini Amazon aynı anda da gönderemiyorsunuz. Hem daha da karlı olmasını istiyorsanız depoda tutup depolama yapıp oraya aylık 3 tane 4 tane satış hacminiz neyse ona göre gönderme sizin için daha karlı bir hale de gelebilir. O zaman Türkiye'den Kanada'ya mal gönderirken Türkiye'den sizin kargo şirketiniz olduğu için Türkiye'den aslında direkt Amazon Kanada deposunu ürünler hiç depoya girmeden ekspres olarak gidebilir ama Çin'den bir ürün geleceği zaman ilk önce illaki depoya inmesi lazım ki hem gümrükte bir sıkıntı yaşanmasın hem de elleşleme süresi yapılsın. Kesinlikle tabii ki de. Pardon. Bu ürünün de daha çok yani ne olduğuna da bağlı olabilir. Şimdi Çin'den gelen ürünlerin içeriği nedir? Tam paketlemesi vesaire nedir? Şimdi oradan geldiği için dikkat etmişler mi, özenmişler mi? Bunları da çok fazla bir zarara uğramasın, yani müşterilerimizin zararı uğramasını istemeyiz. Özellikle depoya gelip check edildikten sonra bir demeci vesaire yoksa etiketleme olmadan da buradan gönderim sağlayabiliriz. Zaten ülkeler içerisinde Amazon'un UPS'le yapmış olduğu anlaşmalar. Çok uygun bir kargo fiyatı verebiliyor. Bunu Amazon seller hesabınızdan da alabilirsiniz.
Evet. Dolayısıyla çok fazla bir masrafı olmadığı için depoya geldik, incelendikten sonra Amazon depolarına gitmesi sizin için daha karlı olabilir. Ya Amerika'ya gönderirken genellikle mesela Çin'den alanlar yani biz de bazen gemi yoluyla da göndersek direkt Amazon deposunda gönderebiliyoruz. Yani tahmini teslimatı hesaplayıp o şekilde gönderiyoruz ama Kanada'da bu zaten sorun olacaktır. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Çin'den o şekilde de gönderebilirsiniz ama depoya geldiğinde daha faydalı olduğunu gördüm defalarca. Öyle söyleyebilirim. Anladım. Peki Türkiye'den Kanada'ya kargolarda toplamayı süreçlerini yani mesela şimdi İzmir'den ya da Ankara'dan farklı illerden kargo göndermek isteyenleri de aldırım yapıyor musunuz? Yani bu şekilde direkt Kanada'ya gönderiyor musunuz? O nasıl oluyor? Sizin deponuz hani Türkiye'de nerede tam olarak? Güzel bir soru. Şimdi bizim depomuz İstanbul 250'de. Tabii bir kutu iki kutuyu maalesef özel araçlarımızı gönderip oradan aldırmamız bize maalesef zarar görünüyor. Tabii ki. Dolayısıyla 100 desibel üzeri, 100 kilo desibel üzeri olması lazım ki biz kendi araçlarımızla aldırma yapabilelim. Bunun haricinde şehir dışında ise anlaşmış olduğumuz kargolar var. Şu anda Türkiye'de en yaygın kargo şubesi olan MNG ve biz de MNG ile çalışıyoruz. Size bizim panelimize girdikten sonra panelde ne göndereceğiniz işlemleri yapıyorsunuz. Asil numarasını giriyorsunuz veya göndereceğiniz ülkenin bilgilerini yazdıktan sonra kaydet dediğinizde size bir ön label etiket veriyor. Bu etiketleri kutuların üzerine yapıştırdığınızda onun yanı sıra da orada MNG'de bir müşteri numaramız var. Onunla direkt MNG'ye ücretsiz bir şekilde teslim edebilirsiniz. Ondan sonra diğer şehir dışlarından bu kargolar bizim depomuza geliyor. Burada ertesi gün hemen etiketlemesini yapıyoruz ve aynı gün çıkışını sağlıyoruz. Anladım. O zaman Operatör. anladım. Yani mesela Bursa'dan Kanada'ya ürün göndermek gereken bir arkadaşımız MNG'ye verebilir kargosunu. Oradan İkitelli'ye gelir. Kesinlikle. İkitelli'den de Kanada'daki Amazon deposuna gönderilir. Kesinlikle. Bunun yanı sıra şu hizmeti de buradan duyurabilirim. İnşallah yapacağımız hizmetlerden bir tanesi de şu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla Etsy satıcılarımız var. Bunların bazıları Türkiye'den direkt müşteriye çıkmak istiyor. Bazıları Amerika'dan çıkmak istiyor ama biz şimdi iki tarafta normalde bu ürünleri tüm koli halinde Türkiye şubemizden Amerika'ya depomuza getiriyoruz. Buradan da her sattıkça müşteri buradan gönderimlerini Evet. yapabilir. Ama bunun yanı sıra şunu da inşallah çok yakında hizmet açacağız Türkiye şubemizde. Aynı şekilde Etsy hesaplarını bizim sistemimize entegre edebilecekler. Entegre ettikten sonra her satış geldiğinde bu küçük ürünleri de Türkiye'den ürünleri direkt olarak müşteriye gönderebileceğiz. Bunun için de tabii ürünlerin bizde olması gerekiyor. Yani burada bir Türkiye'de bir fulfillment hizmeti vermiş olacağız inşallah. Bunu hedefliyoruz. Bu hizmet için inşallah çok yakın bir zamanda bunun da duyurusunu yapmış olacağız diyebilirim. Olur, o da çok güzel olur. Ama burada herkesin öncelikle duymak istediği, yani Amerika'da da var ama Kanada tarafındaki depo işlemleri, Kanada tarafındaki kargolar, bunların da zaten cevabını çok net bir şekilde verdiniz. Yani bu bizim için yeterli oldu zaten. Artık Teşekkür. Kanada ile ilgili bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza biz bu videoyu ilettiğimiz takdirde onlar da bilgisini alır. Kesinlikle inşallah. Şunun altını çiziyorum. Şimdi başka firmalarla gönderen arkadaşlarımız var. Bu kişilerin ürünleri gümrükte kaldığı zaman daha sonra bize ulaşabiliyorlar ve bizden destek istiyorlar. Bizim Türkiye'deki depoyu açmamızın sebebi zaten bunun önüne geçebilmekte. Altını çiziyorum. Ya biz şu hizmeti artık kapatacağız. Bizim ürünümüz gümrükte kaldı. Yarın son günü işte çok az bir zamanı kaldı. Bu malı gümrükten çıkartabilir misiniz? Hizmetini maalesef artık kapatacağız. Dolayısıyla müşterilerimize de şunu söylüyoruz. Eğer ki bizim depomuzda ürünleri gönderebiliyorsanız biz zaten size NRI numarası hizmetini de sağlıyoruz. Ürünlerinizi gümrükten kolay bir şekilde geçirebileceğiz. Dolayısıyla bizim depomuzda gönderen arkadaşlar artık bu sorunları yaşamayacaklar.
istediği gibi güzel bir şekilde direkt Amazon depolarına, direkt müşterisine, istediği yere, Kanada'nın herhangi bir yerine hiç fark etmez. Rahat bir şekilde gönderebilecekler. Bu gümrük sorunlarıyla artık uğraşmayacaklar. Aynen. Bunu çünkü bizim de öyle oldu yani. Bizim de 3-4 gün gümrükte kaldı. UPS'in kendisinde kaldı aslında. Ondan sonra devlet gümrüğüne girince işler çok zorlaştı. Yani yine sağ olun hani yardımcı oldunuz ama çok zor bir işlem. Her gün aramak gerek. Zaten gümrüğe ulaşamadık. Çok bizi zorladı falan. Bunu söylemeniz de iyi oldu. Yani gümrükte sıkıntı, Kanada'ya da özellikle gümrükte sıkıntı çekmek istemeyen kişiler sizden fiyat alsınlar. Belki diğer kargolardan çok daha uygun da fiyat alacaklar. Yani burada gönderimlerde. Hiç olmazsa fiyat önemli değil. Yani sorun çekmeyecekler. Gümrükte gibi bir problem yaşamayacaklar. Ya yaşasalar bile sonuçta sizin kargonuzu gönderdiği için sizden destek alabilecekler yani bu konuyla ilgili. Kesinlikle. Zaten şimdi şöyle, biz Kanada'da çok güçlü olduğumuz için, ürünler de Türkiye depomuzdan çıktığı için biz zaten görebiliyoruz. Ürünün ne gidiyor, ne kadar yatmış, faturasını vesaire gördüğümüz için, buradan zaten tecrübeli olduğumuz için olabilecek problemleri de önceden müşteriye söylüyoruz. Şimdi bu orada başka, atıyorum yani X bir firmayla gönderdikleri zaman farklı faturalar yazıyorlar, farklı isimler vesaire. Bunları yanlış da olabiliyor bazen. Yanlışlıkla da yazsa bileler. Bunların hem iletişimi çok zor oluyor, hem bilmeden tecrübesiz bir şekilde yazılmış oluyor. Ya bunlar, burada çok biraz daha tecrübeyle alakalı olan bir durum. Bir de Kanada'yı bilen bir kişiyle işte orada bir atıyorum X firmasını gönderen kişi arasında inanın çok büyük bir fark var. Zaten bizimle çalışan insanlar bunu artık yani tecrübe yaşadıkları için biliyorlar burada bize nasıl güveneceklerini. Çok şükür bizimle çalışan insanlar artık böyle sorunlar yaşamıyor diyebilirim açık bir şekilde. Siz de bunlardan bir tanesiniz. Ya ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani o sıkıntıyı çektikten sonra biz işe o sıkıntıya girmeden bir daha bütün kolonimizi artık size teslim ettik. Umarım bunu izleyenler de Kanada ile ilgili bir sorun yaşamak istemiyorsa en azından bir defa sizinle çalışmayı tercih edip yani buradaki biraz da olsun kaliteyi Kanada tarafındaki iş yapısını bir görürler. İnşallah, inşallah. Biz elimizden geleni tabii en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Kanada'dan da Amerika'dan da tüm dünyaya gönderimlerimiz devam ediyor. Bunu da belirtmiş olayım. Özellikle Amerika'dan İngiltere paleti gönderen müşterilerimiz var. Burada da çok güzel hizmetler sağlıyoruz. Arkadaşlar müşterilerimizin bunu da bilmesini istiyorum. Tamamdır. O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek çok üzere. En yakın zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.